hayatımızda bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bin tane yönteme gittik, Evet. uçtuk falan filan. Ama eve geliyoruz. Truman Show. Aslında Truman şey. Show Evet. yani. Eve geliyoruz, hiçbir şey değişmemiş. Evet, yine Aa. aynı, yine aynı. Yani nereye gidecek bu iş? Her Evet. gün aynı gün. Bunu değiştirebilecek ufak ufak adımlar. Yani her gün yaptığın bir şeyi, minicik bir parçasını değiştir. Yavaş yavaş, savaşmadan, nefsinle, egonla, onunla anlaşma yapacak bir dengeye gel. Onu faydaya kullanacak bir bilince gel. O bilgeliğe gel. Yani onunla savaşırsan, hayatın içinde de öyle. Kim kiminle savaşarak bir şeyi elde etmiş, faydadan yana. Bütün savaşların sonunda bambaşka yıkımlar olmuş, değil mi? Bambaşka ilerleyişler geri gitmiş. Bizim için de öyle. Nefsimizle, egomuzla eğer böyle çataçat bir savaşa girdiysek, geldiğimiz noktadan çok gerilere gittik demektir. Bütün gelişimi çöpe attık demektir. Yavaş yavaş. Onu da böyle anlayarak, onun sendeki, o mekanizmanın sendeki varlığının faydasını kavrayarak. Tamam canım işte irademi, ama yani bir anlamamız lazım. Anlamadığın şey üzerinde bir şey yapamıyorsun. Ya hepimizin şöyle bir mekanizması var. Kendimizi görmüyoruz, değil mi? Aynalar, aynalar, işte başka şeyler. Bir sürü öğreti var bunları bize anlatan. İnsan insana o yüzden muhtaç diye konuşuyoruz ya. Kendimizi görmüyoruz. Karşımızda gördüğümüz şeylerle ilgili mesela artık daha ince ayarlara girebiliriz. Bir süre öncesinde şunu konuşuyorduk. Diyorduk ki karşımızda gördüğümüz herkes bize bizimle ilgili bir şey anlatıyor. Tamam, Evet. burası tamam. Burayı gördük. Bunu kavrayanlar için yeni bir kapak daha açılıyor. Tamam da diyor. Yani sen artık karşında gördüğün şeyden senin için bir dakika içimde taşıdığın potansiyellerden biri gerçeğini fark et diye de görüyor olabilirsin. Eğer daha öncesinde kendi gölgelerinle yüzleştiysen ama. Bak bununla yüzleşmeden oraya geçiş yok. Yani o kadar hepimiz pür pak değiliz. İçimizde bir aydınlık varsa demek ki mevcutta bir karanlığımızın da olması lazım. Tek kanatta uçamıyoruz, değil mi? Bunun ikisinin de varlığını kabul etmemiz, orada neyi neye dönüştüreceğimize irademizle karar verip, farkındalıkla, bilinçle, kavrayarak, anlayarak adımlar atmamız gerekiyor. Yani bakıyorum çünkü herkes bir uçmanın derdinde. Bir şey de var, bir uyanış da var. Hepimizin içinde bir şey var. Ama bir şey oluyor. Ama ne oluyor Ya bir yani ya? şeyler eskisi gibi değil. Değil. Artık Ama çok ne? değişti. Evet. Ama ne? Bu değişimi anlayabilmek, kavrayabilmek için ne kadar çok öğrenirsek bizim için o kadar faydalı. İnsanoğlu sanki yapısı gereği biraz da böyle yayılmacı bir politika izliyor böyle bu aydınlanma sürecinde. Başka alanlara giriyor, başkalarını keşfetmeye, daha kendi olmadan birilerini iyileştirmeye, ona şifacı olduğunu şifa vermeye çalışıyor filan, ama eninde sonunda kendisine Yani. ayrılan sürenin ve alanın sonuna Sonuna geliyor. geliyor. Evet. Ya onu Yani politika o yayınlar önce hani bir söz var. Şey diyor, her kim ki neyin profesyonel olduğunu evet. iddia ederse sınanması da oradan gelir. Herkes bir şifacı Evet. olduğuna inanıyor ve yayıldıkça Tabii. yayılıyor. Yani Orada aslında şifacılık dediğin şeyin öznesinde şey vardır ya, onu hepimiz ki biliriz ben buna artık. inanıyorum. Bu şu şifacı meselesi çok kadim bir şey Evet. benim için, bir olgu, ve inanıyorum. Yani insan, bazı insanların da o donanımın olduğuna inanıyorum. Gerçekten her şey tıp, ilaç, bilmem, mekanizma, o değil. Değil zaten Çok onlar hiç değil kıymetliyiz de. yani. O öyle bir şey var, ama kimde nasıl açığa çıkar, nasıl karşı bulunuyor, ama herkes de değil. Yani Yani. evet onu da iyi ayırt edebilmemiz lazım. Evet. Şimdi onu iyi ayırt edebilmek için de bizim kendimizde olmamız gerekiyor. Yani tesir alarak değil kendimizde olarak kararlar vermemiz gerekiyor. Seçimler yapmamız gerekiyor. Şimdi şifacılık meselesinde de aslında şifa arayan şifacı oluyor. Senin söylediklerin bana şifa verebiliyor mesela. Yani. Dinleyenler senin anlatımlarından ruhuna şifa bulabilir. Sen de böyle açığa çıkabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musun? Ki ben yorumları özellikle her konumda okuyorum. Sen de okuduğunda iyi geldiğini söyledikleri için, bence bu da senin ses tonunun, söylediklerine, senden gelen o anlatılanları, söylenenlerin
izleyenlerin ruhuna iyi geldiği ve bir şekilde bunu ifade etmeye, paylaşmaya çalışıyorlar. Hı. Öyle aldıklarını öyle veriyorlar, öyle dengeliyorlar mesela. Çok iyi geldi, çok iyi hissediyorum. Şimdi ya bu da bir şifadır. Senden de böyle açığa çıkmıştır. Yani şimdi orada da şöyle bir şey var. O izleyen, dinleyen cevap buluyor dediğin gibi. Hı. X'ye, Gülay, Beyza, kimse burada kim oturuyorsa. Şimdi herkes, hepimizin bir frekansı var. Hı hı. Hı. Evet. Bize iyi gelen o bir uyum var. Onu bilmiyoruz ki yani. Çok böyle acayip bir şey, bir öğretisi vardır. Dinliyorsun ama içine geçmiyordur. Evet. Bir şey almıyordur için. Bir yerde bir o frekans uyumlanması gibi bir şey. Birlikte bir yolculuk yapılacaktır. Zaten kadersel döngüde bizim o sırada bir araya gelmemiz ayarlanmıştır. Biz de harekete geçtiysek eğer o buluşma gerçekleşir. Bizlik bir şey yoktur. Sistem artık liyakat kazandığımız konuyla ilgili bizi bir adım öteye taşımak için gereken bütün malzemeleri önümüze koyar. Yani o Gülay olur, Beyza olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Kim olduğu çok önemli değil. Bir de orada baktığımızda eğer içimizi ısıtan bir şey varsa Hı. Beyza, o tam olarak bizim içimizde özlemini çektiğimiz şeyi gördüğümüz için oraya çekiliriz. Bir de öyle bir tarafı var. Aa dersin, ya işte bu adamda bir şey var ya beni çekiyor dersin. Halbuki o senin içinde özlemini çektiğin bir şeyi temsil ediyordur. Böyle bir hayranlık duyarsın, bir Hı. yakınlık duyarsın. Evet. İşte bir kadın anlatıcı ya da bir erkek anlatıcı hiç fark etmez. Özlediğinmiş birisiymiş gibi hissedersin. Evet, böyle sanki ezelden beri tanıdığın, bütün yolculuk boyunca yanında olduğun, olabilecek kadar yakın hissettiğin birisidir. Onun yanında artık bütün o örtüleri, perdeleri kaldırabilirsin. Bizim şeydir ya hepimiz, hani yok canım ne münasebet yani benim hayatım gayet dört dörtlük. Öyle bir şey yok. Hayatın içinde olan herkes o inişleri çıkışları yaşayacak. Zaten bütün mesele o inişlere çıkışlara senin nasıl reaksiyon verdiğin. Bunun işte dediğim ya o bütün o meditatif öğretilerin özünde de şu var. Gelsin geçsin diyor. Dur diyor sen içinde. Hemen kurtulmaya çalışma. Ama onunla da savaşma. Bir tepkisiz dur bakalım onun içinde. Çünkü yani o deneyimleri bizim öz deneyime çevirmek için almamız gerekiyor Beyza. Hiç kimse hiçbir şeyi tesadüfen yaşamıyor. Yani bazen bunları anlatırken insan çok hani anlamaya tamam da anlatmaya gelince insanın sesi kısılıyor. Onları çok böyle anlatamıyoruz. Yani hakikat dile dökülemiyor diyor ya. Bizim de mesela hakikatle ilgili şöyle de bir durumumuz var. Biz bir şeyi hakikat zannediyoruz. Bu çok güzel bir örnek var. Bir hiç fil algısı olmayan, hiç fili tanımayan 4-5 kişinin gözünü bağlayıp filin bacağını, hortumunu, kulağını tutturalım. Bu metaforu muhakkak duymuşsunuzdur. Sen ve de çok da duymuşsundur. Faydalı bir metafor, evet. Evet. Yani şimdi filin bacağını açıklayıcı. Tutan diyorlar ki soruyorlar. Fil nedir diyorlar. Vallahi böyle sütun gibi bir şey diyor yani işte kabuklu mabuklu. Öbürü kulağını tutuyor işte yelpaze gibi bir şey diyor. Hortumunu tutan başka bir şey söylüyor. Şimdi bunlar hepsi o insanlar için birer realite. Gerçekten o hissettiği şeyi söylüyor bak. Dokunduğu yani temas ettiği şeyi tarif ediyor. Sütun diyor bacağına filin. Öbürü hortumuna boru gibi bir şey diyor. Şimdi onlar için gerçek bu. Ama bütün realiteler bir fil yapmıyor. Evet. Hakikat bizim realitelerimizin çok ötesinde. Bir ön kabul olarak şunu anlamamız gerekiyor. Hani egomuzu, nefsimizi kırbaçlayacağımıza kendi bir dakika yani benim realitem benim realitem. Onunki de onun. Ama bu ikisi bir araya geldiğinde bile bak o bir şey söylüyor hani bacak demiyor. Sütun diyor. Hı hı. Yani onun realitesini öbürünün hortum diye tarif ettiği şey boru diye tarif ettiği hortumla bir araya getirsen yine fili tarif edemiyoruz bak. Bu kadar uçurum var arasında bizim hakikat zannettiklerimiz. Ve gerçekten artık dün bildiğimiz şeyi, canım ben de bunu kendi yanımdan uydurmuyorum. Bunun da bir öğretisi var diye yapıştıklarımız varsa orada bir oturup bir kendimizi bir sorgulayalım, bir gözden geçirelim. Kimin peşinden, kimin öğretisinin peşinden, o öğreti nereden, nereye, ne şekilde aktarıldı?
Sen hangi öğretinin peşinden gidiyorsun? Bak bunlar çok ince şeyler. Yani deriz ya, yani birazcık mürşitlik konusuna vurgu yapıyormuşum gibi de olabilir. Ama Ama benim rehber önemli tabii. Kimi rehber tabii seçiyorsun kendine? rehber seçtin. Şimdi senin içine iyi geliyor. Ama bilmiyorsun ki. Sen çünkü sadece sana anlatılanlardan yola çıkarak bir realite oluşturdun. Adam sütun dedi bacağına. Sen de ha o sütun dediyse benim için sütun dedin. Dokundu o adam. Gördü Evet. onu. Ama gerçeği görmedi. Yorumu onun değil mi? O onun Sence evet. yorumu. Yani burada çok ince şeyler var. Benim çok sevdiğim bir söz var. Hayattaki her şey benim mürşidim oldu diye. Eğer her zerrede yaratıcıyı görmüyorsan, onun muazzam sanatını görmüyorsan, o zaman bir kendimizi bir yoklamamız gerekiyor. Yine bak hermetik felsefenin anlatıldığı bir kitapta şöyle bir şey geçiyor. Nasrettin Hoca'dan alıntı yapılıyor. Bir hikayesi anlatılıyor onun. Aa. De, çok acayip bir şey bu. Nasrettin Hoca bir gün sokak lambasının altında akşam karanlığında orası aydınlık. Orada evinin anahtarını arıyor. Yardıma gelenler diyor ki hocam ne yapıyorsun işte anahtarı arıyorum. Nerede kaybettin biz de oraya bakalım diyor. Aslında anahtar diyor evde ama şimdi diyor orada elektrikler kesik. Ben o yüzden diyor bu lambanın altında arıyorum. Bak şimdi bu aslında sayfalar dolusu Evet. günlerce konuşulacak, üzerine tefekkür edilecek bir hikaye. Neresinden baktığımıza göre değişir. Anahtarın nerede olduğunu bile bile sırf ışık orada diye kimlerin peşinden gidiyoruz? Kimlerin ışığından nemalanmaya çalışıyoruz? Bunu hangi güdüyle, hangi niyetle, hangi zihniyetle yapıyoruz? Bunları madde madde kendimize sormamız gerekiyor. Ve oradaki ışığın sanal bir ışık olduğunu ancak o karanlık odaya girip kendi anahtarını alabilecek cesareti olan olman gerektiğini ben böyle okuyorum bu hikayeyi. Sokak Güzel. lambasının altında. Anahtarın içeride olduğunu biliyor. Daha önceki çekimlerimizde onu konuşmuştuk programlarda. Yani dışarıda her neyi dışarıda arıyorsak onu bulamayacağız meselesi vardı ya. İşte tam olarak İçimizde olduğu için. evet tam olarak bununla uyumlu. Tabii ki bize el feneri tutacak, bize yol gösterecek rehberlerimiz olur, mürşitlerimiz olur, Hep yol olmuş değil mi göstericimiz tarih olur. boyunca? Evet. Niye eski uygarlıkların şimdi izlerine baktığımızda sanki o aydınlanmayı onlar yaşamış gibi görüyoruz? Hep bu deneyimler Tabii. olmuş. Ya şimdi bir de şöyle bakmak lazım. Bunu da böyle çok bu aralar düşünüyorum. Yani herkes birisi olmak istiyor. Bir kıyas durumu var içimizde. İşte Kim gibi yani mesela? atıyorum işte günlük hayatın içinde Ha. işte falanca gibi olmak Ha istiyor evet herkes. evet tamam. Ama mana tarafından baktığımızda herkes liyakatlarını ileri taşımak istiyor. Başka bir yön gösterici, başka bir konumda olmak istiyor. Ruz içimizdeki bir parça bunu yapıyor ki dışarıda izliyoruz. Şimdi sen daha şu örnekte de güzel otururum. Sen daha kozanı örüp orada tırtıl olacaksın. Ama diyorsun ki ben kelebek olmak istiyorum. Şimdi oradaki o süreci, o deneyimi içselleştirmeden zaten sana kelebek olma liyakatı verilmeyecek. Orada öyle bir geçiş olmayacak. Ama sen burada bir dakika deyip kendi gerçeğini kabul edip tırtıl olma sürecini tamamlarsan çabasız, zahmetsiz, vakit tamam olduğu için sen o sürecin gerçekten özünü sana anlattığı deneyimi içselleştirdiğin, hal ettiğin için çabasız bir şekilde kelebeğe dönüşeceksin. Artık uçabilirsin. Daha uçmadın. Yani daha burası olmadı. Niye oraya gidiyorsun? Niye o olmak istiyorsun? O olursan ne yapacaksın? Herkes böyle bir arayışlarımız var ya Evet. bizim. Bir sürü şey arıyoruz. Bütün o sırrı çözdüğümüzü düşün. Bak biz insanız. Hepimiz içimizdeki mekanizmanın bal gibi de farkındayız. İçimizde nelerin olduğunun bal gibi farkındayız. Şimdi bütün bu sırrı çözdün. Ne yapacaksın? Ya şuurunu kaybedip tamamen bencilce, zifiri karanlığa hizmet edeceksin.
ya da aydınlığın içinde, kendi öğrendiğin öğretinin içinde onu güncellemeden, hiçbir şeye dönüştürmeden orada başka bir şeye dönüşeceksin. Yani kendi dünyevi hani bencilliği için de bunu Tabii. kullanabilir, değil mi? Bunu Tabii. birçok Kıymetini yapımdan kişisel, bilmeyecek evet. aydınlığa hizmet eden, az evvelki örnekte olduğu Her gibi. şekilde beynini okumak için, onun düşüncelerini yönlendirmek için Düşünsene gibi öyle bir mesela dünya hemen bunu olduğunu. yapmaya Tabii. çalışırız. Bir de şu da var. Hani o peşinden gittiğimiz öğretiler, sıkı sıkıya tutunduğumuz şeyler, bunların zaman içinde ne kadar deforme edildiğini, bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hazır bir yılı da bitiriyoruz. Hepimiz için çok acayip olmuş olan, çok çok dönüştürücü etkileri olan 2023'ü de artık bırakıyoruz. 2024-25 için daha fena diyorlar hocam. Bilmiyorum. Yani fena demeyelim, oradaki ifadeyi değiştirelim Evet, de. biraz ergen bir Umarım terim ömrü oldu ama söyleyiş. yine Estağfurullah. hareketli diyeyim. Yok. Hareketlilik devam Hareket, edecekmiş çünkü diyeyim. biz artık hani öyle bir noktaya geldik ki Beyza. Şimdi bu dünya perdesi kapanacak. Bunun bir sonu var. Artık kapanış sahnesinin hazırlıkları da yapılıyor.